Çık dışarı. Müvekkilimin yanında olmaya hakkım var müdür bey. Çık avukat, çık. Bizi yalnız bırak. Senin boyunu aşar bizim müdürlüğe olan muhabbetimiz. Peki efendim. Hep aynı Celal ha. Kalabalığını toplamışsın yine. Gelmişler mi? Ne güzel. Yani insanı seveni varsa o da mı suç? Sana bir şey söyleyeyim. Bu kadar rahat olma. Öyle ya da böyle bulacağım sakladığın o malları. Çıkamayacaksın buradan. Sevenlerin hapiste ziyaret eder artık. Ne malından bahsediyorsun müdür? Ben basit bir kebapçıyım. Bu düşmanlığa bir son ver artık. Bu kadar kinci olma. Tamam, zamanında birbirimizi yanlış anladık. Sen dışarıda oldukça bu düşmanlık bitmez Celal. Takılma geçmişe bu kadar. Önüne bak. Bir hayat kur kendine. Geçmiş geçmiş de kaldı. Ne geçmişi Celal? Hı? Benim hala içimi yakıyor ateş. Senin yaptığını kimseler yapmadı bana. Celal, niye buluşmak istedin gizlice? Ne anlatacaksın? Bir mesele var Yusuf komiser. Acayip canımı sıkıyor. Eyvallah. Biz de bir takım kirli işlere şahit olduk ama... Ne diyeceksen de uzatma hiç. Kara Neşetler'e mafya babası. Adına iş yaptığın adam. Kim yiyorsun sen ya? Derdini anlat bakalım. Bu adam benim canımı çok sıkıyor amirim. Ya uyuşturucu kaçırıyor bu adam. Çoluğun çocuğun kanına giriyor. Bak ben kendim uyuşturucudan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden etmem. Anlat anlat devam et. Amirim gel beraber gömelim şu mafya bozuntusunu. Ya insanları zehirlemesin yazıktır ya. Tamam. Ver bana Kara Neşet. Bir şartım var ama. Şart. He. Şartı yok. Bana dokunmayacaksın Yusuf. Beni bırakacaksın. Ben yoluma gideceğim. Kanmazları yaşatmazlar. Bilirsin. Senin en çok neyinden nefret ediyorum biliyor musun Celal? İnsanların iyi duygularını fark edip onları kendi kötülüğüne alet ediyorsun. Tüm bunları ben mi yapıyormuş? İyi şeyleri zaafa dönüştürüyorsun. Bir sen iyisin bu işte, bir de şeytan. İkiniz de azapta gereksiniz. Ya müdür, bir çay daha söyle, sen de içsek. Belli ki konu uzun. Ne
var eksik. Kalanı nerede lan? Ulan Celal, büyük kazık attın bana. Ne demek o? Malın onda biri yok burada Yusuf amir. Bu Celal beni sana kırdırıp mallarıma çöktü. Ne diyorsun lan sen? Daha ne diyeceğim? Kral ne yapacaksın adamı, kral? Söyle ya. Ortak mısın yoksa sen bu Celal'e? Götür şunu, götür. Celal. Celal. Dost olabilirdik biz. Ama beni hep yanlış anladın sen. Yusuf Kaya, bize muhbir diye sunduğun Celal Duman'ın polis teşkilatını kullandığını fark etmedin. Seni kullanmalarına da izin verdin. Ekleyeceğim bir şey var mı? Hatamı telafi etmeme izin verin. Süresiz olarak açığa alındın. Beni itibarımdan ettin. Sense oynadığın oyunla imparatorluk kurdun. Bu kazık unutulur mu? Buyurun müdürüm. Ama müdürüm, bir dinleyeyim. İşi ispat edemedik tabii. Mallara ulaşamadık. Ama yine de tutmak istiyorum Celal'i elimde. Gereksiz yere basını başımıza toplamak ben de istemiyorum. Peki müdürüm, anlaşıldı. Gel. Attır şunun ifadesine imzayı, sonra sal gitsin. Emredersiniz müdürüm. Şanslı günün ihtiyar. Bacıyı yırttım. Mal bende, buluşma yerine gel. Poliste olmasa kime güveneceğiz değil mi? Kim halledecek işimizi? Saygımız sonsuz size. Ya sen ne sulu adamsın ya. Başka bir işlem kalmadıysa ben gidebilir miyim? Kalmadı gidebilirsin. Yemek serbest bıraktım. Suçlayacak delilimiz yok. Adamlarını biraz daha tutacağım. Sen rahat hareket et. İyi düşünmüşsün derim. Ha, yapabiliyorsan şu malın başına ne iş gelmiş öğren. Tamam, ben halledeceğim. Hı. Sağ olun. Eyvallah. 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 Eyvallah.
Gözümüz aydın Sarp kardeş. Babasız kalmaktan kurtulduk. Ya deli oğlan. Ne zamandır kafamı kurcalayan bir mesele var. Devrelerim yandı. Selami, anlatsana Sarp kardeşe mevzuyu. Emrin olur abi. Vurulduğun gece getirdiğin arabayı bir güzel iç dış yıkadık. Ön koltukta kan lekesi yoktu. Yalnız arka koltukta vardı. Bak, al sana 10 puanlık uzman sorusu. Ne demek istiyorsun? Yani diyorum, sen arabayı kullanıyorsan nasıl oluyor da kan arka koltukta oluyor? Nasıl oluyor da oluyor bu işler? Bir el at ya derdimize. Madem bu kadar dert ettin, daha önce sorsaydın. Kısmet bugüneymiş. Vurulduktan sonra arka koltuğa kendimi zor attım. Kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde de yarama tampon yapıp kanamayı durdurdum. Yani senin arka koltuk acil servis olmuş. Durum bu. Yani sen kanı durdurduktan sonra ön koltuğa geçtin. O yüzden önde kan yoktu. Aynen. Bak, Sherlock Holmes gibi çözdük meseleyi. Abi, o lavuk kim? Sen bilmezsin Selami kardeş. Al yanak abine sor anlatsın. Güzel dedin Sarp. Bu Selami'ye soruyorum bir bok bilemiyor. Çözdük ama meseleyi. Ben senin gibi böyle kalabalıklardan falan hoşlanmam Cenab. Sayende ilk defa kaydımızı da aldılar biliyorsun. Yahu sen de seversin. Bir de ne? Fırsat gör bunu. Bunların hepsi kuru kalabalık Celal. Hiçbir işe yaramaz. Senin gibi. Balon musun ya sen ya? Ama köstenizene. İşi tatlıya bağladı. Nasıl yani? Bu mu tatlıya bağladı? Mal elimde. Ha? Akşama alacaksın. Hadi sen git güzelce bir dinlen, sonra konuşalım olur mu? Hadi. Eyvallah. Sar. Gel evlat ya. Sen beni götür. Al yarat. Ne haber ya? Neredesin yahu? Neredesin? Şükür görüştürene. Haydi. Eyvallah yavrum. Haydi ofiste görüşürüz. Tamam. Haydi. Eyvallah. Ama da gürültü yapıyorlar ha. Sen seviyorsun Celal Baba. Sorun yok. anlat bakalım kızım. Nedir durumunuz? Var mı hukuki bir sıkıntımız? Yok baba, rahat ol. Kimse seni bizden alamaz. İyi. İyi. Beni ne rahatsız ediyor biliyor musun Sarp? Nedir? Bu Davut'un kimliğinin açığa çıkması hiç iyi olmadı. Herkesten sakladığım adamdı. Şimdi Yusuf kim bu diye kafasına kazıyacak onu. Başka adamların da var Celal Baba. O içerideyse ben varım. Ne istersen, ne zaman istersen. Güzel, güzel. Aferin.
Hadi kızım. Sert kız, ha? Fazla ciddi biri değil mi? Öyle. Bakma sert göründüğüne. İçindeki yumuşak tarafı gizlemeye çalışıyor. Sokaklarda yaşamak zorunda kalan bütün çocuklar gibi bunu zayıflık sanıyor. Haklı da. Şu dünyada vazgeçilmeyecek hiçbir şey yoktur Sarp. Aile hariç. Sana bir görev daha koç. Kızıma göz kulak ol. Eğer çevresinde bizim dünyamızdan birini görecek olursan... Oy onun gözlerini. Benden onay almana bile gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi sür eski mahalle. Ne tarafa gidiyoruz? Sen şu sokağa bir sap bakalım. Ne oldu? Neye baktın? Hiç, yok bir şey. Şu karşıki dükkan. Tamam. Ha? Hadi. Bakıyordun. Tanıyor musun içindekileri? Hadi oğlum biz kendi işimize bakalım. Şu elektrikçideki boşları da alsın. Tamam. Ne o? Fena mı oldun? Yok. Alıştı artık o da. Sıkıntı yok. Eyvallah. Ama anneni de çok üzme. Hayırlı evlat ol. O bize Metin'in yadigarı. Thank you.
Sen git hadi. Beklerim, sorun yok. Git git sen, işine bak hadi. Eyvallah.